20-21 Ağustos 1922 gecesi 1. ve 2. Ordu komutanlarını da cephe karargahına çağırdım. Genelkurmay Başkanı ile cephe komutanını da yanımda bulundurarak taarruzun nasıl yapılacağını harita üzerinde kısa bir savaş oyunu şeklinde açıkladıktan sonra cephe komutanına o gün vermiş olduğum emri tekrarladım. Komutanlar harekete geçtiler. Taarruzumuz strateji ve aynı zamanda bir taktik baskın halinde yürütülecekti. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de kuvvetlerin yığınak ve hazırlıklarının gizli kalmasına önem vermek gerekiyordu. Bu sebeple bütün yürüyüşler gece yapılacak. Birlikler gündüzleri köylerde ve ağaçlıklar altında dinleneceklerdi. Birinci ve ikinci ordular, kıtaları, kanıları, süvari alaylarıyla yer değiştiriyordu, yer değiştirecek. 98.956 tüfek, 325 top, 5 tayyare, 2.800 küsür mitralyöz, 2.500 küsür kılıç ve 186.326 tane pırıl pırıl insan yüreği. İnsanlar, aletler ve hayvanlar, demirleri, tahtaları ve etleriyle birbirlerine sokulup, korkunç ve sessiz emniyetlerini birbirlerine sokulmakta bulup, kocaman yorgun ayakları topraklı elleriyle yürüyorlardı. 24 Ağustos 1922'de karargahımızı Akşehir'den taarruz cephesi gerisindeki Şuhut kasabasına getirdik. 25 Ağustos 1922 sabahı da Şuhut'tan savaşı idare ettiğimiz Kocatepe'nin güneybatısındaki çadırlı ordugaha naklettik. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de hazır bulunuyorduk. Sabah saat 5.30'da topçu ateşimizle taarruz başladı. Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın, daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu Kocatepe'den dünyanın en yıldızlı karanlığını. Nurettin Eşfak baktı saatine 5.30 ve başladı topçu ateşiyle ve fecirle birlikte büyük taarruz.